Herkese merhaba arkadaşlar. Dördüncü testimizin çözümleriyle devam edelim. Işık, ışık olayları ve renk optiğin çalışma alanı içerisindedir. Perspektif özellikleri iyi olan bir tablo gerçekmiş gibi algılanır. Bu algı resmin optik özellikleri ile gerçekleştirilir. Bir enerji türü olan ses, esnek ortamlarda yayılan titreşimdir. Ses dalgaları fiziğin mekanik alt alanının konusudur demiş arkadaşlar. Verilen paragrafa göre verilenlerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakın. Birinci öncüle bakıyorum. Işığın geldiği farklı açılara göre tablodaki renklerin farklı algılanması optik alanı ile ilgilidir. Evet, doğru arkadaşlar. Orkestrada kullanılan müzik aletlerinin ortak bir ritim oluşturması mekanik alt alanı ile ilgilidir. Evet, bu da doğru. Çünkü ne demiş burada? Sesin titreşimi ile ilgili olan kısma mekanik alt alanı demiş. Resimdeki o ışığın yansıyarak işte tablonun gerçekmiş gibi görünmesi olayı da optikle ilişkilendirmiş ve bir ve ikinci öncülüm doğru. Lazer ışığın oluşma optik alanı ile ilgilidir demiş arkadaşlar. Buradaki paragrafımızda bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Paragrafa göre demiş çünkü cevabımız ne olur burada? 1 ve 2 olur arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Birbirleriyle karşılaştırılıp karşılaştırma sonucu sayısal olarak ifade edilebilen niceliklere fiziksel nicelikler denir. Bilim insanları gözlem ve deneyler sonucunda elde ettiği sonuçları teori ve kanunları fiziksel niceliklerle anlatır. Bu amaçla 1971 yılında Uluslararası Birim Sistemi, yani bu SI birim sistemi arkadaşlar, çok karşılaşırsınız bununla, kabul edilmiştir. Bu sayede yapılan bir çalışma başka bir yerdeki bilim insanı tarafından da anlaşılır hale gelmiştir diyor. Paragrafa göre hangileri doğrudur? SI birim sistemi çalışmalara evrensel bir dil kazandırır. Evet, aynen öyle. Örneğin uzunluğun SI birim sistemindeki birim arkadaşlar metredir. Bu metre Türkiye için de aynıdır. Amerika'daki bir kişi de buna baksa o metreyi aynı şekilde aynı uzunluk olarak algılayacaktır. Dünyada kabul görmüş tek bir birim sistemi vardır. Hayır, SI birim sistemi dışında başka birim sistemleri de vardır. Fiziksel nicelikler yapılan çalışmaların paylaşılmasını ve anlaşılmasını kolay hale getirir. Evet, birimlerin olması bize orada ifade edilen sayısal değerin ne anlama geldiğini ifade eder. Bu anlamda fiziksel nicelikler yapılan çalışmaların paylaşılmasını ve anlaşılmasını kolay hale getirir. Doğrudur. Cevap burada ne olur? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Fizikte büyüklükler temel ve türetilmiş olarak ikiye ayrılır. Ayrıca bu büyüklükler vektörel ve skaler olmak üzere de ikiye ayrılır. Fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Olaylar arasında ilişki kurabilmek için belirli kurallara göre yapılan bir düzenlemedir. Evet, fiziksel büyüklükler bu amaca uygundur. Yani olaylar arasında ilişki kurmamızı bizim sağlar. Skaler büyüklükler ifade edilirken yön önemlidir arkadaşlar. Yön vektörel büyüklükler de önemliydi. Biz burada yanlış olan şıkkımızı bulmuş olduk. Temel büyüklüklerin tamamı skalerdir, doğru. Vektörel büyüklükler vektörlerle ifade edilir. Doğru arkadaşlar. Kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilen büyüklükler temel büyüklüktür. Evet, bunların hepsi bildiğimiz tanımlardır. Sadece burada hatalı olan hangisidir? Skaler büyüklükler. Yön önemlidir demiş skaler büyüklüklerde. Bu doğru bir ifade değil. Yöne gerek yoktur. Aşağıda verilen tabloda bazı fiziksel niceliklere ait birimler yer almaktadır. Öğretmeni Ege'ye bu tabloda temel büyüklüklere ait birimleri bularak o büyüklüğe ait kutunun içine koyu bir kalemle boyamasını istemiştir. Ege öğretmeninin istediği görevi hatası olarak yerine getirdiğine göre Ege'nin boyadığı tablonun son şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Yani bizden hangisini istiyor arkadaşlar? Temel büyüklüklerin birimini boyamamız isteniyor. Evet, burada bakarsam metre temel bir büyüklüktür. Jül türetilmiş. Kelvin metre uzunluk birimiydi değil mi arkadaşlar? Jül enerji birimidir. Kelvin sıcaklık birimidir. Yani temel büyüklüktür. Pascal basınç birimidir. Saniye zaman birimidir. Yani temel büyüklüktür. Amper akım şiddeti temel büyüklüktür. Bar basınç birimidir. Temel büyüklük değildir. Türetilmiştir. Watt türetilmiş büyüklük güç birimi. Newton kuvvet birimi. Dolayısıyla o da türetilmiş bir büyüklüktür. Baktığımız zaman cevabımız ne olur? Buna uygun olarak bursa olur. Ayşe hastalandı ve annesi onu doktora götürdü. Doktor ateşini ölçtüğünde ateşinin 310 Kelvin olduğunu annesine söyledi. Annesi, Ayşe'nin annesi kızının ateşinin normal sınırlar içinde olduğu için sevindi. Doktordan ayrılarak bir parka gittiler ve uzunluğu 90 santimetre olan bankta oturdular. Ayşe okulda fizik dersinde 50 kilogram olan bir öğrencinin yere 500 Newton'luk bir kuvvet uyguladığını öğrenmişti. Annesiyle dersleri hakkında konuştu ve öğrendiklerini anlattı. Yukarıdaki paragrafta sayısal büyüklükleri verilen nicelikler göz önüne alındığında sadece bir tane vektörel büyüklük vardı. Şimdi bakalım. Sıcaklık birimi skaler, kütle birimi skaler, uzunluk birimi skaler, kuvvet birimi vektörel. Evet, bir doğru. 3 tane temel büyüklük yer almıştır.
Evet, bakın sıcaklık, uzunluk ve kütle bunlar temel büyüklüklerdir. Bu kuvvet birimidir. Dolayısıyla bu türetilmiştir. O yüzden 3 tane temel büyüklük doğru. Temel büyüklüklerden bir tanesinin birimi büyüklüğün SI birim sisteminde yer alan birimi değildir. Kelvin SI'deki birim. Bakın burada santimetre var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kilogram da SI'deki birim ama santimetre SI'deki birim değil. Uzunluğun SI'deki birimi nedir arkadaşlar? Metredir. Dolayısıyla bir tanesi SI biriminde değildir. Doğru cevap ne oldu o zaman? 1, 2 ve 3 olarak işaretledik. Büyüklükleri sabit olan iki vektör arasındaki açı değiştikçe bileşke vektörün büyüklüğü de değişir. Büyüklükleri 4 ve 12 olan iki vektörün bileşkesi hangisi olamaz demiş. Şimdi vektörlerin bileşkesi farkıyla toplamları arasındadır ve farkıyla toplamlarının eşit olabilir. Yani bu iki vektörden oluşacak bileşkenin en küçük değeri farkı yani 4. Bileşkeye R diyelim ve toplamı 16 arasındaki değerleri alabilir. Bunun dışındaki değerleri alamaz. Dolayısıyla 8'i ve 16'yı da alabilir. Eşitlik var burada. Bakın şunların hepsi uyuyor ama Adana uymuyor arkadaşlar. Evet, bir diğer soru. X, Y, Z ve T vektörleri verilmiştir diyor. Hangileri doğrudur? Y artı T vektörünün büyüklüğü 4 birimdir demiş. Hemen bakıyorum. Y artı T bileşkesi 3 birim arkadaşlar. Bu yanlış. Y vektörü Z vektörüne eşit vektördür diyor. Y ile Z'ye bakıyorum. Yönleri farklı. Yanlış. X artı Y eksi T vektörü 3 birimdir demiş. Bakalım X artı Y vektörü 4 birimdir şu tarafa doğru. Eksi T vektörü T'yi ters çevirerek topla diyor. O zaman bileşkesi bu tarafa doğru 3 birim elde ederiz. Doğru. X'in büyüklüğü ile Z'nin büyüklüğü eşittir diyor. Evet, X ve Z'nin büyüklükleri eşittir. Cevabımız burada 3 ve 4 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. Bileşkelerinin büyüklüklerini soruyor bunların bakın. Yatay düzlem KLM ve N noktalarına uygulanan kuvvetler görünmektedir. Bu noktaları etki eden kuvvetlerin bileşkelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki hangisidir demiş. Bakın bunun bileşkesi zıt yönlü vektörlerdir. Bunlar 1 birim. Zıt yönlü vektörler 0 birim. Aynı yönlü vektörler 12 birim. Aynı yönlü vektörler 12 birim arkadaşlar. Ne oldu o zaman? M ile N birbirine eşit çıkacak. K en küçük de buradan L olarak yazarız. M eşittir N büyüktür K büyüktür. Evet, M eşittir N büyüktür K büyüktür. L buradaki bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet, 9. soruya bakıyorum. Vektörel bir büyüklüktür diyor. Hangisi vektöreldir demiş arkadaşlar. Hızlıca bakıyorum. Basınç skaler, sürat skaler, sıcaklık skaler, hacim skaler ama ivme nedir arkadaşlar? Vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla cevabımız ne olacak burada? Vektörel büyüklüklerin mantığı neydi arkadaşlar? Yönlü olmasıydı. Dolayısıyla ivme de yönlü bir büyüklüktür. Şuna bakıyorum. Bilim araştırma merkezlerinde yapılan Mars'a seyahat süresini kısaltmaya yönelik çalışmalar, yarı iletken teknoloji sayesinde daha hızlı bilgisayarlar tasarlamak, kanser tedavisi için akıllı ilaç geliştirmek, yapay zeka çalışmaları. Hangileri diyor, çalışma konularından hangileri fizik bilimine katkı sağlar? Evet, Mars'a ulaşım seyahat süresini kısaltmaya yönelik çalışmalar fizik bilimiyle ilgili de fizik bilimine katkı sağlar. Yarı iletken teknoloji fizik bilimiyle ilgilidir. Kanser tedavisi için akıllı ilaçlar bunun için nano teknoloji kullanılıyor fizik bilimiyle ilgilidir. Yapay zeka çalışmaları da fizik bilimiyle ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız nedir burada? Hepsidir. Evet, bileşke kuvvetin büyüklüğünü soruyor bize. Bakın 10, 18 bu tarafa doğru artı 6, 24 birim görüyor musunuz arkadaşlar? 10, 18 ve 6. Ama zıt yön deneyimiz var bizim. 2 birimimiz var. Dolayısıyla bunların bileşkesi sağa doğru 22 birimdir. Artı x yönünde. Dolayısıyla bu doğrudur. Geçiyorum. Aşağıda fizikte kullanılan bazı büyüklükler verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri türetilmiş bir büyüklüktür diyor. Türetilmiş. Isı türetilmiştir. Yani temel büyüklük değildir diyor. Sıcaklık temel büyüklüktür. Potansiyel fark türetilmiştir. Işık şiddeti temel büyüklüktür. Burada neyi biliyorduk? Kısa muzu yazdığımız anda değil mi? Temel büyüklüklerimiz nelerdi? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunlar bizim temel büyüklüklerimiz. Bunun dışındaki her şey neydi? Türetilmiş büyüklüklerdi. Bunu ezbere bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada baktığımız zaman ısı ve potansiyel fark burada türetilmiştir. Yani cevabımız ne olur burada arkadaşlar? 1 ve 3 olarak karşımıza çıkar.